meşgulü var mı? Var. Sen alabilirsin. Burada bozuk para var. Tam 72 lira abi. Ayarsın sen. Tamam. Bir şey olur da zaten. Gerçi bilmiyorsun, tanımıyorsun da neyse artık kolay gelsin, sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel. Gel bunları çek ya. Tam da seni güzel yerde yakaladım Halit abi. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Durumlar nasıl? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Eyvallah. Kayıttayız. Allah Allah. Evet. Seni bak bak bunu şey yapıyorum bu kız kalıyor. Bunu yapıyorum bu kız kalıyor. Pezlenge bak bak. Bak kim geldi lan? He? Yerleri güzel. Kucakta da oturuyorlar. O kedi bu galiba burada kalan değil mi yavru? E o yavru oydu işte. Sanki hasta gibi. Cık, sağlıklı mı? Aha, yatmış onun için. Ha, uykudan mı uyandı? Abi. Gel bakın gel. Evet. Bu sandalye gel. Yok yok sandalyeyi getirme. He? Getirme getirme. Ben ne zaten bir 10 dakika video çekeceğim ya oturmayacağım o yüzden. He. Aynen. He, bak güzel yerde yapmışlar. Ha, bak şimdi cin gibi oldu. Şu gözü enfeksiyonlu olandı değil mi? He. Ha, ne kadar tatlı olmuş. Rengi de çok güzel. Hı. Annesine çalmış rengi. Dişi mi erkek mi acaba? Dişi. Ha, aynen dişiymiş. Hı. Diğeri de orada yatıyor otların arasında. He, bu dördü bak o dördü kardeş o anneler bak oradaki. He, kısırlaştırdığımız. He. Hepsi buradalar zaten. Üç tane yukarı gitmiş işte İsmail beni aradı ya o diyor işi yok verek yem gönder biraz. Ben de Halit abi mama alacak arkadaşlar. Yukarıdaki yavru kediler vardı ya hani kısırlaştırmıştık. İki kedi kısırlaştırılmıştı bir tanesi yani yukarıdaydı bir tanesi gel, buradaydı. Gel, onlar gel, zaten gel, gel.
Gel, anne gel, kızlardı, gel, kısırlaştırılan gel, kediler. Gel bakayım, gel hele. Buradaki gel, kızıydı. Gel. Yukarıdaki de annesiydi. Onun altında kız hatırlıyorsanız 4 yavru vardı. Bir yaklaşık herhalde 10 gün, 15 gün kadar burada kaldılar mı Halit abi? He, kaldılar. Sonra yine oraya gitti. İşte bir tanesini burada bir bırakmış. Tanesi burada, daha doğrusu 3 tanesi oraya gitti. Biri burada arkadaşlar, ya gitmiyor. Şey orada geçti ya demek ki. Neyi? O yem verdiğimiz ilk dönemler orada geçtiği için yine oraya almışlar demek ki. Yine oraya gidiyor. 10 gün kaldılar, geri gittiler. Yani zaten mesafe çok yakın olduğu için gider İsmail gelirler. İsmail aradı diyor. Ya diyor abi diyor, başa çıkamıyoruz diyor. Yem gönder dedim, tamam göndereceğim. Şimdi Halit abi şey yapacak ben. Arkadaşlar, ben buradan geleceğim. Onun kartından adrese gireceğiz. Trend yoldan bir paket 15 kiloluk mamalardan. Bizim evde kullandığımızdan. Geçen de hatırlıyorsanız Halit abi almıştı. Yine aynısından alacağız. Komşusuna teslim edecek. Maksat oradaki kedilere versinler. Şu biraz önce gördüğünüz yavru vardı ya. Nereye gitti o yavru? O tarafa gitti. Bu tarafa gitti değil mi, gölgeye? Ya. Neyse birazdan o tarafa uğrarız. Oradaki kedinin yavrusu işte burada kalmış. Şu an için burada duruyor. Hemen zaten az bir şey yukarıdalar. 20-30 metre ilerideler. Diğer kardeşleri ve annesi. Ne? Sen ne istiyorsun? Gel bak. Mamalar oradaki yavrular için alınacak. Gel. Sen gel, sürüyor musun? Dediğim gibi komşuları verecekler. Sürü. Bizim de kedilerin maması azaldı. Geçen hatırlıyorsanız. Dünkü videoda altyazıdan belirtmiştim yani. Destek olursanız sevinirim. Sürü. Ne güzel. Abi yavaş. Halit abi kedilere bayağı bir düşkündür. Bu arada Halit abi, senin şu su kabı var ya. Yani bu durumdan rahatsız olan insanlar oldu o renginden dolayı, biliyorsun. Renginden dolayı. Geçen Hasan amca da sana o yüzden kızmıştı. Aynen. O su işini burada en azından insanlar görürken senin kendi ağzından duysunlar da onu değiştirelim abi. Kabı da değiştirelim. Evet, değiştiririz. Temizliğe biraz özen gösterelim, sana zahmet. Değiştiririz. O sararıyor ya. İnsanlar su rahatsız kabı, oluyorlar. Erken sararıyor biliyorsun. Plastik kap ya. Evet. Zaten. Plastik kap çok ya, değiştiririz. Onu değiştirelim. Ben sana getirecektim. Unuttum getirmeyi. Yok, bende var. Evden çıkınca çünkü ben koşa koşa gittim. Kediler peşime takılmasın diye. Az ileride bakkal var ya. Gel sen bakkal. De çık. Gel sen. Oradan de sigara aldım. Böyle tepeden yürüyüş yaptım. Gel. Videonun öncesinde biraz gezindim. Gel sen yanıma gel. Koşma, gel yanıma. Sen de gel yanıma. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Kabı değiştireceğiz. Aslında ben hiç videoya girmeden de kabı getirip o şekilde dedim, sizden azar işitmeyelim. Kabı değiştirip o şekilde o tarafa doğru yanaşacaktım. Ama biraz dobra olduğum için, açık sözlü olduğum için videoda belirtmek istedim açıkçası. Kabı değiştireceğiz. Sararıyor çünkü, yosunlaşıyor ya. Siz rahatsız oluyorsunuz. Biliyor. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Reykıl gel buraya, gel. Gelsene ya kızım, gel. Bugün hava güzel, sıcak. Gel, hayvanlar mayışmışlar. Kızım ne yapıyorsun? Durumun nasıl? İyi Kozi. Misin? Kozine. Gel kızım, gel. Diğer yavru da burada yatıyor. Gel sen de gel. Gel buraya. Peşimden gelmeyin, bende mama yok. Geldim buraya. Yemişsinizdir, adam serpiyor, her zaman veriyor size. Mamanız var sizin. Olmayanlar ne yapsın? Su kabı bu arkadaşlar. Aslında içindeki su temiz aslında. Sadece kap zaman geçtikçe kararıyor. Yavru nerede? Bu dereden bir ses geliyor ama. Aşağı inmiş olabilir. Ya ne oldu? Geldi. Yeni arkadaşınız geldi. Kızım. Geç, hatırlamaz beni. Bu çok küçüktü. Çatı üzerinde biz bunlara mama veriyorduk. Maşallah yani, yine iyi büyümüş. Boy posatmışlar. Bir dur kızım, dur. Bir şuna bakalım. Bu nasılmış bu? Efendim Halit abi.
Tamam. Şimdi Halit abi hemen operasyona başlıyor arkadaşlar. İlk işi kabı değiştirmek. O kap zaten yine sararacak. Birkaç ay herhalde. Halit abi sen ne zaman gidiyorsun? Ne zaman? Ne kadar kaldı? Daha bir aya kadar giderim. Ha, son bir ayı. Bir ay sonra İzmir'e gidecek evine. Dediğim gibi arkadaşlar bizim bahçede zaten 40-50 taneye yakın kedi var. Dışarıdan yani sizlerden destek gelerek ben mamaları temin ediyorum. O şekilde besleme yapıyorum, bakıyorum. Yani karşılıksız açıkçası biliyorsunuz durumları. Takip ediyorsunuz. Ben şimdi hiç izlemeyen insanlara bir şeylerden baştan sarıp da bahsetmek istemem. Sağ olsun birkaç izleyicimiz genelde düzenli olarak yardımcı olmaya çalışıyor. Gönül ister ki hiç yardım etmeyen insanlar da destek olsunlar. Mama göndersinler. Maalesef kimse oralı olmuyor. Göndermek istemiyorlar. Bakın kimi kısırlaştırmaya çalışıyor, kimi mama yolluyor, kimi aşılatmaya çalışıyor. Bu dediğim insanlar da hep aynı insanlar. Yani 2-3 kişi maalesef arkadaşlar bunun üzerine çıkamıyoruz. Ne oldu he? Siz mama yemediniz mi? Yemişsiniz. Akşama doğru yine verecek. Biraz acıkın. İştahınız yerine gelsin. Güzel güzel yiyin. Sabah yemişsinizdir siz. Sarı pışık. Pısık. Hayırlısıyla şu telefonu da bir değiştirsem daha iyi çekimler yapacağım arkadaşlar. Geçen bahsettim ya hani WhatsApp'tan belki iPhone 7'ler kaldırılacak diye bir daha güncelleme almayabilir diye. Şu an için güncelleme almaya devam ediyor. Ekim'in birinden itibaren güya güncelleme almayacaktı. Artık WhatsApp'ı bu telefon üzerinden kullanamayacaktım. Tabii biraz da yanlış bir bilgi olmuş. iPhone 7 o kategorinin içinde yer almıyor. Şu an için WhatsApp'ı kullanabiliyoruz. İletişime geçmek için WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Yani oradan görüşebiliriz yazmak isteyen olursa. Bir paket mama dahi bizim için gerçekten hayat kurtarıyor. Şu 15 kiloluklarda. İsterseniz kendiniz de yani buraya kargoluya bilirsiniz adrese. Kendiniz de yani o şekilde satın alıp adrese kargoluya bilirsiniz. Bizim şu an alacağımız mama... Şu an dediğim gibi Trendyol'dan ben baktım en son şu anki yani pazar günü bu saat itibariyle 1036 TL olması lazım alacağımız mama 15 kiloluk Halit abiye alacağımız mama. Ben de o yüzden buraya geldim. Gelirken de biraz video çekeyim dedim. Artık bahçeden çekemeyeceğim. Bugün bizim kedileri görmeyeceğiz yani. Bütün videoyu buradan çekeceğiz. Bu ne Halit abi? O kurut ya şey kışlık. Kışlık değil mi? Bu çok güzel oluyor değil mi? Kurutuyorlar. Onu suya mı koyup şey, çökelik şey gibi bir şey. Şey, ayran çıkıyor. Ondan sonra bu şeyi falan yapıyorlar. Kaslı falan yapıyorlar. Ondan. Bir dakika. Ben bunu şöyle hatırlıyorum. Küçükken biz yiyorduk, kurutuyorlardı. Çok sert oluyordu böyle. Heh. Dişlerimizi kıracak şekilde. Abi, şimdi o böyle kuruduğu zaman ondan sonra işte şey yapıyor. Ben şimdi hani kedi mediler dışarıda kediler de gelip sokak kediler çok ya. He. Gelip aç kalan hayvan mecbur yemek istiyor. Onun için burada bekliyor. Anladım. Sen bunların bekçiliğini yapıyorsun şu an. Tabii tabii. Yemesinler diye hayvanlar dalanmasın diye. Bizimkiler değil. Bu dışarıda bazı şey kediler var. Hamur ya içinde çökelik var bir de. Çökelik zaten. Süt ürünü çünkü. Çökelik. O yüzden. Tamam ben buradayım. Sen böyle otur. Tamam ben göz kulak oluyorum. Sen kabı değiştir gel. Hemen görüyorsunuz. Söylediğimiz gibi. Ayıp olmasın diye tabii adam ne yapsın. Söylemek de istemezdim ama yapacak bir şey yok. Söyledim arkadaşlar. Kabı değiştirsin gerçekten. Çünkü zaman geçtikçe kap eskidikçe daha erken solmaya başlıyor, sararmaya başlıyor. Yosunlaşıyor. Yeni kap da tabii hızlı bir şekilde aslında o da sararmaya başlıyor. Çünkü kaldıkça hemen sararıyor. Hava alıyor, güneş değiyor ne bileyim bir takım faktörler bakteri üretmesinde
hızlanmaya sebebiyet veriyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Çocuklar. Islık çalarak sizi çağırıyorum ha. Oo, hemen de miyavlıyorlar. Sen ne güzel büyümüşsün kızım. Sen ne güzel büyümüşsün. Bunun gözünde enfeksiyon vardı biraz. Kendi kendine geçmiş. Çatar aslındalardı. Çok sıkıntılı bir yerdelerdi. Anneleri kısırlaştırıldığı zaman. Yaklaşık bir 800 gün kadar annelerinden ayrı kaldılar. Süt emiyorlardı o zaman. Sanırım şöyle bir 45 günlük, 50 günlük belki daha fazla olsa en fazla da 2 aylık anca varlardı. Halit abi bunlar çok miyavlıyorlar zaten meraklılar. Ben meraklılar, biliyorum hani sürekli yiyecek bir şey ister kediler. Evet. Sen verdin herhalde zaten abi, sürekli ya. Senin kendi hayvanların bakıyorsun. Allah benim. Benim bir şey dememe gerek yok o konuda. Gelin bakayım. Halit abi de düşkündür hayvanlara. Annesinden gelen geleneği sürdürüyor. Kalan kedilere bakıyor. Annelerini kısırlaştırdı o, zaten. O tarafa dikkat et, yabancı kediler geldi. Ha, hemen geliyorlar mı? Tabii. Harbiden ha. Adam göz kulak ol dedi. Ben burada geldim gevezelik yapıyorum. Kabı değiştirsin ben de bakayım. Ya kim bir de şimdi burada? Ben mama. Yok yok senin için söylemedim. Tamam sen biraz da mama dök onlar sussunlar ya. Adam burada bekliyor ya düşünsenize. Ben bekleyemem yani burada sürekli. Bu kim bilir ne zaman kurur. En azından güneş batana kadar sık sık burada durması lazım. Vay be. Şu bölgeden başka kediler geliyor. Hayvan sonuçta yani giriyor içine. Alıp kaçırıyor, yiyor. Bayağı da serttir. Hafiften bir elimi vuracağım arkadaşlar ben. Evet. Çok sert olmasa da katılaşmaya başlamış. Şu an ben alt çekim yaptığım için belli olmuyordur. Biraz önce göstermiştim size. Dediğim gibi telefonu değiştirebilirsek süper olacak. Zaten yani borca harca başka türlü ben telefonu alabilirim. Bu arada para kazanmamız açık yani. Oradaki parayı şu an için arkadaşlar çekemiyorum. Yani ne kadar var? 6000 mi 6,5 mu bilmiyorum. Öyle bir şey olması lazım. Yani buradan o parayı çekmeye çalışsanız. Neyse ben o tarafa gitmeyeyim. Şu an mama yiyorlar. Mama döktü Halit abi. Ben burada durayım. Gel gel. Yok yok sıkıntı yok. E tamam sen bu tarafa geleceksin o zaman o yüzden. Ben de kedilerin yanına doğru uğrayayım. Hı hı. Zaten birazdan videoyu sonlandıracağım. Geleceğim. Tamam. Bir bakalım kabımız değişmiş mi? Evet kabımız değişmiş. Buradan hemen kendisine teşekkür edelim. Halit abi hemen değiştirdi. Şunlara bakın sanki hiç bir şey yememişler. Bitirmiyorlar ya. Ya zaten biraz yiyecekler bırakacaklar. Her zaman ıslatma Halit abi. Altında ya, kaldı mı yemiyorlar. Islatmıyorum. Bu bazen hafiften ıslatarak ver bazen kuru ver böyle olduğu gibi ya, ser. Bu ufak ya bunu ıslatmıyorum. He anladım. Yo bunu da ıslatınca yiyorlar ha. Evet. E tabi bazıları çok seviyorlar ıslak seviyor. Ya arada böyle küçük bir kap değişiklik olsun diye farklılık olsun yani. Evet. Verilebilir yani ıslat biraz su dök içine. Bazen ciğer getirip kovuk veriyorum. Bazen ciğer haşlıyorum. En basit, en ucuz, en pratik ciğer oluyor. He, ciğer haşlıyorum. Ciğer yeter ki yesinler. Yiyorlarsa her zaman ciğer yok, ver. Yani her zaman dediğim haftada bir kez, iki kez. Aha, şey içine de biraz bayat ekmek böyle doğruyorum ufak. Hmm. Suyla beraber ciğer döküyorum, bir yiyorlar. Nasıl yiyorlar? İşte ciğer sevdikleri ama zaman iki, çok avantajlı. Ama iki sefer peş peşe yedikleri zaman mamaya nazlanıyor musun? Ciğer alışıyorlar. E tabi. Et başka bir şey ya. Ne yapsın hayvanlar? Bazı kediler ciğer yemiyorlar. O zaman mecburen arada tavuk da almanız gerekiyor. Bazılarına ciğer, bazılarına tavuk. O şekilde beslenmeleri gerekiyor.
Nerede kalmıştık? Dediğim gibi arkadaşlar, yani toplam 5 aylık süreçte reklam gelirleri zaten bu geçenlerde yeni açılmıştı. Bir ayı doldurmak üzereyiz sanırım. Yani oradan aylık şu anki izlenmelerle 400, 500 en fazla alacağımız miktar bu. Bu YouTube'un bize aktarmış olduğu, eğer buradan yani Türkiye'den, bulunduğunuz ülkeden o parayı çektiğiniz zaman vergi ödüyorsunuz. %15 de öyle kesinti oluyor. Yani hiçbir şey değil aslında. Hiç yoktan iyidir yani açılması en azından. Belki böyle hani bir kez, iki kez ciğer, tavuk alınıp hayvanlara verilebilir. Veyahut şu an benim içtiğim sigaranın parası çıkar yani, öyle söyleyeyim size, reklam gelirlerinden. Yani parası çıkar derken arada birkaç paketlik para çıkar. Şu an benim aldığım 72 lira. Tütün içiyordum, bazen çok kötü çıkıyordu. Son zamanlarda yine fabrikasyon sigaraya geçtim. Kent grubundan sigara içiyorum şu an. Dediğim gibi Kent Trench Blue içiyorum. 72 lira. Biraz önce bakkaldan aldım. Bozuk paralar biraz birikmişti. Şu birlikler, 50 kuruşlar. Onları işte 2-3 ayda bir köşeye atıyorsunuz ya. Hepinizin başına geliyordur. Marketlerden dönüşte. Bir köşeye atıyoruz. Birikiyor zamanla. Oradan aldım. Bir paket dedim geçerken sigara alayım. Hem size de değişiklik olsun. Videonun başında izlediniz. Ekledim. Bakkala uğradık. Sigaramızı aldık. Oradan da Halit abinin yanına geldik. İşte o parayı şu an çekemiyorum. Niye biliyor musunuz? Bunun en büyük sebebi Bağkur borcu oluyor. O parayı ben çekmek istersem vergi dairesinden istisna belgesi çıkarmanız gerekiyor. Aynı zamanda banka hesabı. Şu an 6000 sanırım düzenli öderseniz, ödemezseniz de 7000 TL Bağkur. Vergi mükellefi olduğunuz için otomatikmen Bağkur borcu çıkıyor. Onun önüne geçmenin şöyle bir yolu var. Ya sigortalı bir çalışanın üzerine yapmanız lazım, ya şirket sahibi birinin üzerine yapmanız lazım. Ya da emekli birinin üzerine bu vergi dairesinden dediğim gibi istisna belgesini çıkartmanız gerekiyor ki kesintiye uğramasın. Şu an için ben beklemeyi aldım arkadaşlar. En azından şöyle bir 8000 10000 kadar olsun. Çekelim, biraz mama alırız, bir şeyler alırız. Aa, bakın Dilek abla geldi. Ya sen yakaladın bizi de, başka zaman seni çekmeye geleceğim Dilek abla. Ben gelmem. Niye? Niye gelmiyorsun? Gelmem. Sen nereye gidiyorsun böyle? Acıyorum. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abla? Dilek'le. Ha, buradan yürüyerek gidiyorsunuz. Hı-hı. Hayırdır ya, siz yürümezdiniz. Yürürük, ne yapıyorsun? Araba yok şu an ha. Durum vaziyet. Vallahi iyilik güzellik, siz ne yapıyorsunuz? Soner yok. Soner İstanbul'da mecbur. Ha, çocuğu götürdü, doğru. Tabii Soner yok. He. Tamam, ben başka zaman gelirim. Sen yukarıda neredesin? Video çekeriz. Bugün ben mama için bu tarafa geldim, o yüzden. Ha. Halit abi sizin oradaki kedilere mama vermek için sipariş verecek. Bak siz vermediniz, adam veriyor. Ya şimdi biz neydi? Kediler, bizim kediler değil. Hüsniye'nin kedisi, bakmıyor kediler bizim hayvandır, acık diye verir. Vallahi günde böyle yarım kilo gider süt getiriyor, bir kilo sütü bir seferde ya verir. Sütü, süt verilmez verir, hayvanlara. Sütü yetmiyor. Ne yapacağız? Süt mütü. Sütü onlar yanlış inanışlar, yanlış bilgiler. Kedilerin ya, sütte bir şey yok. Daha ne de işte hayvandır, acıyoruz onda, yoksa hani benim kedim değil ki, mahallenin kedileri ama acıyoruz işte, yazık. Ya bu. Tamam, ben biliyorum siz kapının önüne böyle bir şeyler indirmeye hadi çalışıyorsunuz. Hadi görüşürüz, selam söyle annengil onlara. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Seyit, ne almışsın bakkaldan, o ne? Kolayda şeker. Ha, akşama kadar çikolata ye, bak öyle zayıf kalırsın, bir şeyler de yemiyorsun. Evet. Çikolata mıdır, çikolata mıdır? Çikolata, çikolata. Abini özledin mi? He? Abini özledin mi? Özledim. Annen kesin çok ağlamıştır. Nenen de ağlamıştır. İnsan özlemez mi? Hiç evde ayrılmamış. Herkes evde. Cigerdir de adam özlemez mi? Aynen aynen. He. Annesi belli zaten. Tadı tuzu yok hiç Dilek ablanın. Önden gidiyor bak, sessiz sessiz. Bir de gilgit gibi bir çocuğa yani. Bir şey olmaz. En azından hayatını kurtardı çocuk ya. Biraz da kendisine dikkat etsin. Biliyorsun bu. İstanbul'da her türlü olay oluyor. Yani gündem de sıkıntılı. Neyse, onlar gittiler. Fazla bağırmayalım. Geçen o surlarda iki tane kız çocuğu, bakın daha 19 yaşlarında. Cinayeti işleyen çocuk da 19 yaşlarında. Ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi bunlar derin konular. Tamamen siyasi konular. Aslında hayatın her alanı siyaset. Attığımız adım bile siyasettir. Ben şimdi burada eleştireceğim.
videomuz uzayacak arkadaşlar. Yani çala çocuğunuza sahip çıkın. İyi eğitmeye özen gösterin. Ne bileyim, hayvan sevgisi olsun, insanlara saygı sevgi olsun, eğitim olsun. Zaten içinde bulunduğumuz mevcut düzende maalesef eğitim olarak, yani çocuklarımız, evlatlarımız maalesef istenilen seviyede eğitim alamıyorlar. IQ seviyeleri de çok düşük oluyor. Kaosla beslenen bir ülkeyiz. Maalesef böyle arkadaşlar, bunu kabul edin. İyi şeyleri izlemiyorsunuz ama kötü şeyleri hep izliyorsunuz. İzlemek istiyorsunuz. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. İşte içinde bulunduğumuz, aslında geri dönüp tekrar aynı yere geliyoruz. Sistemden kaynaklanıyor her şey. Neyse, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ailelerine de başsağlığı dileyelim yine buradan. Çok acı bir durum yani. Ateş düştüğü yeri yakar, paramparça olmuşlar. Çok iğrenç bir cinayet. Çocuk da demek ki psikolojik sorunları varmış. O tarz şeyleri takip ediyormuş. Yani satanist hareketler. Saplantılı insanlara dikkat edin. Konuştuğunuz insanlara, özellikle hanımefendiler, bayanlar, sizlere söylüyorum. Dikkatli olun. Çok oluyor yani. Yılda Türkiye'de sanırım 350-400'e yakın kadın cinayetleri oluyor. Her gün zaten erkekler ayrı yani. Kavga ederler, dövüşürler, birbirlerini bıçaklarlar, öldürürler. Yan baktın kavgalarından tutun da saçma sapan bir sürü sebepten insanlar birbirlerine giriyorlar, cinayet işliyorlar. Açıkçası bok yoluna gidiyor insanlar. Bunun tamamen en büyük sebebi içinde bulunduğumuz sistem, eğitimsizlik, cahillik. Hiçbir şeyi hoş karşılayamıyoruz. Enflasyonundan tutun da hayat pahalılığına kadar insanların gözlerinden ateş çıkıyor. Hep stresliler, sorunlu tipler dolu yani adeta. Dikkatli olun insanlarla konuşurken, sohbet ederken, yolda yürürken, ne bileyim, aklınıza gelen her türlü tedbiri. Ne oldu ya, öyle koştun? Ekmek veriyorum ama ellerini yıkayım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuzu da yavaş yavaş sonlandıralım. Çünkü anca ben akşama kadar yetiştiririm. Bugün pazar. Bir an önce gideyim montajı yapayım. Videoyu yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Mama için dediğim gibi size belirtmiştim. Destek olmak isterseniz, bir torba dahi olsa gönderirseniz sevinirim. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ümit o tarafa bak. Tamam, gidiyorum.